Evet, herkese selam. Crusader Kings 3'te 4. bölümdeyiz. Şunu fark ettim ki bazı arkadaşlarımızın yorumlarına yanıt vermemişim bir önceki bölümde. Ve ondan önceki de bölümde aynı zamanda. Ahmet Kanal Altınbulak demiş ki, Ahmet Erkan Altınbulak, ne saçma okudum. Hocam lütfen öğretici olma yahu izlenme. Hocam lütfen öğretici olma hayu. Yahu yazacağına. Hayu izlenmiyor. Ders dinler gibi 2 yıl önceki seri bundan 10 kat daha zevkli daha önce izledim. İzlenmiyor. Cidden izlenmiyor. Öğrenmek isteyen gitsin. Zibilyon tane seri var zaten. Öğretme hevesiyle çekilen. Evet doğru söylüyorsun aslında Ahmet. Ama ne bileyim eğitici olması daha hoşuma gidiyor diye bu önerini dinleyeceğim. Emre çok eski bir arkadaşımız. Neler görüyorum. Crusader Kings 3 oynar mıydın sen demiş. Eskiden aklıma geldi abi. Kuzey Afrika serisinde bunun makarasını Alpas'tan yazmış. Abi CK3'e giriyorum. Crusader Kings 3'e giriyorum. Karakter basınca oyundan atıyor. Modlardan kaynaklı olabilir ya da orijinal oyunu mu kullanıyorsun bilmiyorum Alparslan. Ne desem yalan. Mobile Games demiş ki Britanyalılarla ittifak kur Vikinglere saldır. Olabilir. Kenan Güzel el atmış. Bütçe ama linki Strateji Türk'te. Alpas'tan bir önceki videoda, ikinci videoda güzel bir yorum yollamış, selam iletmiş. Benim sayemde oyuna başladığını söylemiş. Teşekkür ederim. Arda Altay demiş ki Reis Metin 2 tarzı oyunlar çeksen iyi olur demiş. Valla biz WoW'cuyuz be Arda. Timaf alkış atmış. Kral seni yeni gördüm Mustafa Aksoy. Kanalına abone oldum. Crusader Kings... Ama buna yanıt vermiştim ya. Evet. Neyse tamam bundan sonra yanıt verdim. Daha fazla vakit kaybetmeden bölüme başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bir önceki bölümde İrlanda Krallığı'nı kurup yavaş yavaş bu Vikinglere yani Ragnar'ın torunlarıyla kapışacağımız anlara yavaş yavaş geliyoruz. Güçleniyoruz aynı zamanda. Burada güzel bir öneri vardı. Dediler ki ittifak kur. Şimdi ben bunlara müttefiklik öneremiyorum. Farklı mezhepten olduğum için. Ve zaten temel isteksizlik de var. Benim şu an 3 tane ittifakım var. Bu ittifaklardan bir tanesini iptal edeceğim. Yani bu bir vasal savaşı var. Yani şu an fazla ittifakım olduğu için şey yapamıyorum. Burada gene idare eder güçlü bir şeyimiz var, ittifakımız var. Povi Prens diye. Bizim bu çocukları falan evererek ittifak yapabileceğimiz bir İrlandalı falan varsa eğer güzel olur. Bu neymiş? Bourbon Kontluğu. Bourbon Kontluğu'nun durumu nedir ağam? Bourbon Kontluğu. Bourbon Kontluğu şu bu arada. 1700 çağırsak gelir. Bu arkadaş da yaralı. Yani iyi bir ittifak bulmalıyız biz. Angirya Düklüğü. Angirya da çok güçlü ha. Aslında Angirya bizim savaşlarımıza gelebilir. Ama şu an zaten bir iç savaşta gibi. O yüzden gelmeyebilir. Bakalım ilerleyelim. Şu bildirimlerimize bir bakalım. Mehdi Yüce Çiftliği ünvanında aktif seçim. O kişi bizim şeye oy veriyor zaten. Mehdi Yüce Çiftliği için. Bunlar savaşta şeyle Northumbria ile. Ama çok güçlüler abi bak ittifakları güçlü bunların ya. Tabii şu an çok da güçlü değiller de. Çok kafa kafaya oluyor bizim savaşımız bunda. Bir de savaş sebebim yok sanırım. Bizim aslında bunlarla İrlanda'yla evlensek kabul etmiyor. İrlanda kraliçesiyle evlensek. Biz evliyiz zaten bir arada. Niye şey yapmıyoruz ki? Dur bakayım. Çoluk çocuğu vardır ya. Hadi bununla evlen ya. Evlendirelim bizim çocukları ya. Oğlan var senin. Senin oğlanla bizim şeyin nişanlayalım. Bu, atalım bu İskoç şeyleri ya buradan. Benim kardeşime ne oldu ya üvey kardeşime? Hayırdır lan? Ağzına sıçmışsınız erik kadının. Kaçırıldı mı acaba?
Yazıklar olsun diyorum. Benim güzel üvey kardeşime ne hale gelmiş. Bu nerede? Burada. Diğer kardeşlerim ne yapıyor? Ay, gerçekten çok güzel bir kız kardeşim var. O da burada. Çok dahi birisiyle evlendirmiştik onu. Bir tane de çocukları var. Güzel. Benim kız kardeşime iyi bak, sıçarım çarkına. Bu herif... biz bu adamı şey alalım. Casus başı yapalım biz bu adamı. Aslında çok iyi, daha iyi bir casus başı var ha. Bunu biz yeni bir casus başı aldık. Tamam, şu an için iyi, idare eder. Bunun dışında diye istenebilirmiş. İsteyelim bu şeyleri, verelim ya. Tutsaklar kalmasın bizim şeyimizde. Yazık, çoluk çocuk tutsak var. Bunlara para alabiliyorsak alalım. Yani bundan para isteyeceğim ben. Bunları iyi niyet karşılığında serbest bırakıyorum. Ama çok şey, zayıf koz karşılığında bırakmam lazım. Zayıf koz karşılığında serbest bıraktım. Yazık, çoluk çocuk tutsak mı kalacak yani bizim zindanlarımızda? Bundan hoşlanmam. Mükafat oluşturulabilirmiş. Güzel. Mükafat oluşturduk. Düzenli askeri birlik yaratabiliyormuşuz. Şimdi bak, bizde atlı var, okçu var, zırhlı var. Hargılı yok. Yok, hargılı da var. Kemankeş de var. Hafif yaya yok bizde, hafif yaya. Hafif yaya basalım. Hatta bunu... bunu da şöyle arttıralım. Evet. Ordu, o askerse ordu sayımız yükselsin. Bir olay oldu. Latir bayağı bir şey, ittifak kur. Kimle? Ormond, hayır, ittifak istemiyorum ben. Burada bir ufak bir iç savaş var bizim şeyde. Vasalların savaşı var. Kim güçlüyse kazansın. Karışmayacağım ben. Kim güçlüyse kazansın. Şey yapmayacağım. Ya var ya, şuna dalmamak çok kötü şu anda. Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar hazır savaşıyorken bizim ordular birazcık toplansın. Bir şeye çıkalım. Yağmaya çıkalım bir. Şu, hatta kaybediyor bunlar ha. Şu an. Northumbria'da da bu arada şeyler var. Yani bunlar aslında Vikingler olarak kendi iç savaşlarını yaşıyorlar şu an. Zor arkadaşlar. Orta çağda hükmetmek zor. Bizim yeni casus başı yardırıyor bu arada. Yuttay casus başı olarak görevlerini yerine getirirken saray mensubu Danut hakkında bir zevk aldığı garip şeyler düzgün birine iğrenç gelebilir. Yine de kendisi oldukça vesti görünüyor. Bana göre böyle şeyler doğaya yakın. Sapıkmış bu. Ve iyi bir komutan ama, onu söyleyeyim. Şansı zorlama. Vasalım Şef Domnal tarafından gönderilen son mektup elime ulaştı. Kendisi bana ısınmaya başlamış gibi gözüküyor. Tek başına bu bile başarılı olarak değerlendirilse de belki de şansımı deneyip ilişkileri bir ileri boyuta taşıyabilirim. Bu benim kayınbiraderim. Aramız çok kötü. Neyse, idare eder bir şey kazandık. Bizim kraliçemiz sağ hamile şu an. Şu an kontrolümüz arttırılıyor. Gelişmişlik arttırılıyor. Ara kardeşim.
Aha. Bak, mükemmel bir savaş fırsatı şu an. Ben karakterimin hak iddialarıyla. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Krallık istilası için 1500 yani 1000 şey gerekiyor. Çok bu ya. Yüklük için kutsal savaş açamıyorum. Boyun eğdirme savaşı çok zor. Ya şu an bizim oğlan reşit oldu. Güzel olsun. Bizim oğlanı everelim ya. İyi bir ittifa. Asturias. Asturias da güçlü. Vallahi Asturias'ın şeyiyle everelim biz bunu. Güzel. Güzel. Asturias'ta ittifak kurduk. Yani İspanyollarla, Latinlerle, Asturyalılarla ittifak kurduk. Bu bizim açımızdan güzel bir şey. Şimdi İskoçlar da saldırıyor bu arada şeye. Bunu baştan çıkarabilir miyim? Çok zor. Ne olmuş? Casusbaşı bana vahim haberler getiriyor. Henüz işin arkasında kimin olduğunu bilmesek de görünüyor o ki birisi cinayet girişimi planlıyor ve hanımımı öldürmeye çalışıyorlar. Ulan 27 yaşında kadın yani ne istiyorsunuz Allah'ın belaları. Ya siz de artık sikeceğim şimdi sizin iç savaşınıza. Sonlandırın lan savaşı. Yeter artık ha. Allah, sizin yüzünden topraklarımızın savaşı bitmedi ya. İş savaşınıza başlayacağım şimdi ha. Böyle biz bir şan şöhrete çıkalım ya. Dur, yağmacı toplayalım şöyle. Bir de yağmacı bir komutanımız varsa eğer hoş olur. Güzel bak yağmacı komutan var. Oy. Oy başta kardeş yağmaya. Torunum oldu. Torunum dahi oldu. Torunum dahi doğdu. Süper. Süper. Çok sevindim. Güzel bir İrlandalı adı koyalım. Morant olsun. Dahi doğdu. Torunum. Oğlum oldu bir tane daha. Çok güzel ya. Uzun süredir bak oyunda çok uzun süredir oynuyorum. Böyle dahi bir adamla şeyle karşılaşmamıştım onu söyleyeyim yani. Bizim şey öldü. Bizim kayınpeder öldü. Hayda. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum ben bununla müttefikliğimi bozamıyor muyum? İstemiyorum seninle müttefiklik ya. Zorla müttefik olacağım ya. Acayip vura vura yağmalaya yağmalaya gidiyoruz vallahi ortalığı. İyi oluyor bu şeylere, terbiyesiz Vikinglere. Zaten kaybediyorlar savaşı. Bir de biz uğraşalım bunlarla. Aslında kendi topraklarımızı yağmalıyoruz şu an ama önemli olan bunların dengesini bozup daha kötü hale getirmek. Ya yürü hadi. Esnek ateşkesler diyoruz. Devam. Diplomat olmaya çalışacağız. Yalnız acayip para kaldırıyoruz şu an. Acayip para kaldıracağız. Ya savaşa çağırdı bir de bizi bu. Tamam dur. Son yeri de şey yapalım. Bizim Asturias savaşa çağırdı bizi. Nasıl gideceğiz bakacağız. Tam geri gelebiliriz.
Bütün Vikinglerin şeyini yağmaladım. Sosyal manipülasyon. Bu benim şeyim. Nedir o? Gelinim bu benim. İlk defa olduğunda üstünde çok durmamıştım. Ancak gelinim yuttu her geçen gün daha da. Ya hayır, bunu şey yap ya. Tersledim yeğenimi, şey gelinimi. Kim lan? Lan oğlum. Emrimdeki şampiyon. Sen kimsin lan? Neredesin lan sen? Benim hanımıma hayırdır lan? Sensin değil mi o? Bunu ben idam edeyim ya. Şimdi bak. Oğlum sen kimsin lan benim hanımımı şey yapıyorsun piç. Gerçi gitti herif herhalde, kaçtı. Bu neymiş? Bu acemi hekim. Acemi hekim bizim saraya gelsin ya. Gelmiyor. Bu kim? Oo. Çok önemli. Vakit dallarından falan vazgeçmesin ya. Bundan para isteyelim. 50 gold olana kadar. Sen gel de. Saraya davet et gel. Gel bakalım. Ne oldu gene ya? Salgın başlamış bir yerlerde. Büyük salgın var mı herhangi bir yerde? Yok. Gene çeşitli yerlerde. Salgın var evet. Ya şimdi ben bu Asturyalılara şey sözü verdim. Biraz asker yollasam fena olmaz da benim ekonomimi patlatır mı bu herif? Bu organizasyon bilmiyorum. Bir de ben de şey yok ki. Tamam yeter bu kadar asker. Ben de şey yok ki abi. Aa varmış mı? İyi. Güzel, çok asker yollamadım zaten ya. Önemli olan katılayım. Aa neyse bitti. Tamam okey. Ters. Şimdi bak. Şimdi savaş zamanı. Tamam mı? Bu herif zaten yeniliyor. Ben buna boyun eğdirimi açamıyorum. Yarlılık açamıyorum. Yüklük fethi. Çanlının altındayız şu an. Çok zor ya. Neyse birazcık daha bekleyeceğiz sanırım. Bu bölüme gene biz bu Vikinglere saldıramayacağız gibime geliyor doğrusu. Bizim prestije ihtiyacımız var. Güzel de yağma yaptık ama görkem seviyemiz de düştü. Çok zor. Şu an biz kaç yaşındayız ya? Tam bunlar kötü haldeyken benim bunlara saldırmam lazım ya. Ama yok. Yani savaş sebebim yok. Ben direkt düklük üzerinden hani direkt alayım komple diye onun peşindeyim ama yok. Aha dağıldı. Su diğer der dağıldı. Boyun eğdirme ya, of ya. Bastam ne olacak? 1700 şöhret kaybedeceğiz.
Öldü çünkü şey öldü. Nasıl öldü? Aldığı yaralar tarafından öldürüldü. Yani aldığı yaralar yüzünden öldü. Herkesin de aynı hakkı varmış ha harbiden. Yok mu lan bir düklük hakkı olan? Hayret bir şey ya. Yani şöyle mi yapacağız şimdi? Ama maliyet 188 arkadaş, çok. Çok yani. Vallahi ben hanımımı sorgularım. Sözlerine inanmıyorum. Araştırılsın. Vallahi araştırırım ben, hiç umurumda değil. Yalnız bizim torun çok önemli ha. Çocuğu eğittir abi. Çocuğu eğitelim biz. Bu çocuk süper bir çocuk. Bu çocuk muhteşem bir çocuk olacak. Biz şu an kaç yaşındayız? 42. Ya Asturias. Pişman ettin biz ya. Neyse gideceğiz artık. Yukarıda zaten savaşamıyoruz. Belki savaşırız da ihtişam alırız. Hadi bakayım. Geliyorum. Kaç gold harcayacağım senin yüzünden? Oh, torunlar oluyor. Torunlar zeki. Çabuk anlayan. Zeki. İkizler oldu. Tamam. Yürü kardeşim, hadi bakayım. Ya ihtişamım -6 yazıyor ya. Senin yüzünden. Ama biz bu savaşa girmemiz lazım. Madem söz verdik, gireceğiz. Ya ne olur artık bir durun. Bütün ittifaklarımız birileriyle savaşıyor ya. Ben çağırmadım sizi. Ben çağırmak için geldim. Durmuyorlar. Yerlerinde. Seni alacağım ben. Seni ben yakalayacağım. Gel bakalım. Zım oldu. Yürü, kovala bunu. Kovala bu piçi. Kaçıyorsun değil mi? Alçak herif. Neyse biz de demek ki şey yapalım. Buraya gelelim. Ben bu herifi bırakamam burada bu arada. Bu arada ciddi şeyler var sanki ha. Yürü. Var mı şeyimiz nedir? Güzel. İkmallerimiz iyi. Alt bize destek oluyor. Başkenti savunalım hemen. İttifakımızın başkentini savunuyoruz. Kaçtı. Bir daha yakalayacağız burada bir yerde. Gel lan buraya. Ulan ne kaçtın ya? Yakaladık. Hadi yakala. Yakaladın ya. Layık bir hediye. Gezgin tüccarların tezgahlarının önünde sürekli bir itişme kakışma hakim. Bu geçici tezgahlar ağzına kadar dolu ve her çeşit malı bulunduruyorlar. Kraliçe bir mücevher beğenmiş. Peki verelim. 50 altın feda olsun benim adımıma. Burada yakaladık bunları. Sevgili Sinayet. Benim hanım bana söylüyor. Seni görmek ne güzel. Ülkeyi layıkıyla yönetirken seni izliyorum ve gücümün yettiği bir şekilde sana yardımcı olmak isterim. Yan bir şekilde bakıyor sanırım. Neyse, yaptığımı boş verelim. Önemli olan ortak tanıdığımızın bana borçlu olması. Ufak bir esinti saçlarını havalandırıyor. Vücudunun muazzam detaylarına bakmaktan kendimi alamıyorum. Adeta zihnime kazımaya çalışıyorum. Kafasına yiyor. Bana bir şey beklermiş gibi bakıyor. Ben daha çok seninle ilgileniyorum canım diyorum. Evet, ben sevgili oluyorum onunla. Güzel, burada büyük Müslüman ordusunu yakaladık. Düşman bayrağı. Bu savaşı hayret verici bir zaferle sonuçlandı. Heveste komutan vali... Heveste
komutan Vali Abdülvarit tarafından yazılan raporu ulak aracılığıyla dinlerken aniden askerler bana döndü. Lordum, savaş alanını temizlerken düşman bayrağına rastladık. Lan bizim komutan öldü herhalde ya. Onu olduğu yerde bırakmanın bir istef olacağını düşündük. Belki bir zafer hatırası olarak yanında tutmak istersin. 75 o kaybedecek. Alalım. Bu arada bizim komutan öldü ya. Bizim öldü. Kim öldürdü? Muharebede şu piç tarafından öldürüldü. Bizim de kocasız kaldı. İttifak bulmaya çalışan dur. Aster kontu. Seni kiminle evlendirebiliriz ya? Bakalım. Zeki birisi var mı? Ay bu var aslında. -300 prestiji diyor. Hırvat. Ya Hırvat adamla ne işimiz var? Çok da zeki herif aslında ama. Gelsin ya. Onu ben yapayım. Sen Glaustik bize çok güzel zamanlarda gerçekten çok güzel hizmet ettin. Seni ben gerçekten çıtır bir kadınla evlendirerek borcumuzu ödüyorum. Çıtır güzel bir hatunla evleneceksin. Bu çok çıtır değil ama olsun. Seni evlendiriyorum ve konseyden kovuyorum. Tamam vekil harcım. Artık değişimin vakti geldi kardeş. Senden çok daha iyi bir vekil harç buldum, onu aldım. Tamam mı? Hadi bak. Devam. Devam. Saldırıya devam. Zaten kazanacağız bu savaşı biz. Kazandık. Tamam, biz bu orduları terhis edebilir miyiz burada? Kardeş. Şu an dost toprakta değil miyiz? Konsey odasında haritanın üzerine eğiliyordum ki ani bir gıcırtı sesi duydum ve başımı kapıya yönelttim. Erkek torunum Morant koridordaydı. Rüzgar gibi gelerek sarılma diye havada çıktığı kadar bağırıyordu. Yanıma yaklaşıp belime sımsıkı sarıldı. Helal lan sana. Ona baktım. Bu hareketine karşılık vermek için saçını okşarken gözyaşımı ne duygusalım ama. Yürüyün abi geri. Savaş yüzünden yaptığımız masraf hakikaten harika. Bir de geri de gidemiyoruz. Hatta oraya değil ya, şuraya. Şuraya. Buraya çık direkt. Nerede? Direkt şuraya çık kardeş. Buna da yardımcı olalım. Çünkü prestij kazandık. Demin biz prestij kazanmadık değil mi? Vallahi mis gibi şey. İttifak sona emerdi. Ya ayıp ha. Ne oldu lan? Babası öldü. İttifakımız öldü ya. Niye? Çok içmekten. Allah belanı versin. Lan boşa mı ittifak yaptık biz şimdi? Allah Allah ya. Neyse, çocukları bile var bunların. Bizim oğlanın. Bak şimdi biz arkadaşlar, biz savaşamıyoruz bak. Bizim savaşmamız lazım. Bu böyle olacak iş değil. Ne oldu lan? Kadının cilvesi. Her zaman yüzüme gülmedi. Tanrı biliyor ki Duptakrik ile tanıştığım günden beri lanetliydim. Bizim ona niye şeydik ki? Güzel. Rakibim ölmüş. Başka rakibim var mı benim? Var. Ben piç var bir tane. Ulan var ya, bunu bir öldürsek de kurtulsak, neyse. Yani şu an biz ordumuzu falan stabilize ettik aslında baktığınız zaman. Stabilize. Sarayımıza bakalım ya. Nasıl giriyorduk lan saraya? Ha.
İstibilip'e savaş sancağını asıyorum buraya. Aldık ya neticede. Ne istiyorsun? Kardeş. İyi bir, bu arada iyi bir savaşçı bu. Diğerine. Yani iyi bir cesaretli savaşçılar arasında sağlıklı bir rekabetin olması beklenebilir. Fakat Udalric ile Glazdok arasında büyüyen anlaşmazlıklar yüzünden saraya buruk bir hava hakim. Udalric, Huz tarafından daha becerikli olarak görülse de yaşlar yakın mı? Bence yaşlar yakın. Glazdok bu iddiaya açıkça karşı çıkıyor. Bir görüşmenin ortasında taht odama dalıverdi ve kılıcının kabzasını kavrayarak bağırdı. Udalric, aramızdan yalnızca biri bu diyardaki en becerikli şampiyon olabilir. Benimle dışarıda buluş da bu meseleye bir nokta koyalım. Bu arada Udalric kalır bence de. Neyse. Udalric alçak yanıt verdi. Eğer efendim burada olmasaydı seni olduğun yerde lime lime ederdim. Seni acımasız bulaşıkçı. Özür dilersen hayatını bağışlayabilirim. Eğer işlerin daha fazla kızışmak istemiyorsam hemen bir şey yapabiliriz. İkinizi de alt edeceğim. Halim en iyi şampiyon kazansın diyeyim mi acaba ya? Bence en iyi şampiyon kazansın. Abi Glastik ya, kusura bakma da sen salaksın yani. Ne güzel yeni evlendirdik seni. Bir de hamile eşin. Allah Allah. Aptal herif. Durduk yere öldün. Neyse sarayıma halkı yönlendirin. Arzu hallerini alacağım. Nasıl roleplay ama. Tahtımda otururken elimle saray muhafızlarına salonun kapılarını açmalarını emrediyorum. Gelsinler hadi bakayım. Sıra dek gelsin. Muhafızlarımdan biri arkasında sürükledi. Zincirler içerisindeki saray mensubum Danuta ile yaklaştı. Danuta. Danuta, Rinet ülkesinden yabancı casusları önemli bilgiler alır verirken suçüstü yakalanmıştır. Ne yapmamızı... Oha. Başını gövdesinden ayır. Seni affediyorum Danuta. Yüce Kral Sinayet, siz ki sınırsız cömertliğinizle, dillere destan kahramanlıklarınızla, ki savaştık da bu arada yani onu da söyleyeyim. Ordunun başında olduk bir süre. Ve hakka olan hassasiyetinizle bilinirsiniz. Bendeniz Brivit. Buraya tıpkı size dair anlatılan hikayelerdeki gibi bir başka adaletsizliği gidermeniz için geldim. Karşımda saygıyla eğildikten sonra daha önce provasını yaptığı aşikar olan konuşmasına devam etti. Şu anda Cornwall tahtında üvey kardeşim küçük kral Rikard oturuyor. Ancak o toprakların gerçek haklı hükümdarı benim. Bakalım. Bunun niye büyük olan işte büyük adam o işte. Hem büyük erkek hem şey yanında da Allah'ım yarabbim. Dev kadın var, eşi dev gibi. Çok kötü her şey. Bu nedir? Baktın nasıl? Çok kötü. Dev gibi kadın. Neyse. Dur arzualler ha. Eğer hakkım olanı almamda bana destek olursanız size bağlılık yemini eder. Öldüğüm güne dek sizin sadık bir kulunuz olurum. Ne var ya. Mantıkta. Biz alırız bu savaşı. İttifak da var. Ben kimle ittifam var benim? Bir dakika. Benim Pobi Prensliği ile ittifam var. Bence alırım ya. Evet. Tahtımın önüne bir sürü paçoz gölü doluştu. İsyanları bastırma kariyerim boyunca gördüğüm en tehditvari alevli tarım ekipmanlarıyla donanmışlar. İşlerine biri en sevdiğim taht minderine dirgenini sapladı. Hayırdır lan amına koyayım. Bizi yöneten bu varlık bir iblis. Allah Allah. Hiçbir insan evladı bunun sebep olduğu acı ve yıkıma sebep olamaz. Diyorum ki. Ben senin hükümdarım, senin için daha kötü. Gerçekten bu kadar kötü müyüm diyorum. Hadi sözlerimi kaybedebilirim ya.
Tamam. Şimdi savaş çanları çalıyor arkadaşlar. Şimdi o zaman savaş zamanı. İttifak çağır. Müttefiğimi de savaşa çağıracağım. Ya bakayım sen de. Bence bugün oldukça güzel ve verimli bir gün olacak. Devam. Bizim oğlanlar sağlam geliyor. Aa, valla. Güzel. Hat şeyiyle alıyoruz. Sadakat şüphesi. Ya valla ben bu hanımdan sözlerine inanmıyorum. Bak beni aldat. Bu kadına sürekli ayıp ediyor. Hanıma güvenmeyip duruyorum sürekli. Harita. Casuslarım. Bir avcının bölgedeki meyhaneyi birbirine katarak falan filan. Abi çok kötü. 80 stres kazanacağım ya. Çok kötü her şey. Tutumsuz 75 altın. Tutumsuz kaç olacak? Şey olmaz ya, tutumsuz olsun. Paramız var zaten. Cinayet hayır kurumlarına karşılayabileceğin çok daha fazla para veriyor. Evet, haklı. Yazık bunlara da. Devam devam gel. Alacağız bu savaşı. Zaten alıyoruz. Sen gelmesen de alıyoruz. Güzel. Oğlum oldu bir tane daha. Vallahi yardırıyoruz ya maşallah. Errak olsun adı. Seçilebilir. Hanedanlık. Destansı soy. Bedenimiz bükülebilir ama ancak efsaneler ölmez. Rutiyet. Kontrol artışı 0,1 aylık. Yasa. Av ve ziyafet maliyeti eksi %30. Dileği geç. Soylu kan. Soylu kan, soylu kan. Soylu kanla gidelim. Bizim ordumuzda kuşatmacı var mı? Yok. Bunlar ne kadar sürecek? 5 ay. Bizim ne kadar sürecek? Bizimki de 5 ay. Sorun. Bitti. Evet, yani şöyle söyleyeyim, bu savaşta bir hak iddiasına sahip olan birisi bize sadakat sözü verdi ve İrland'ın hani tahtı bana verirseniz dedi. Tahta geçtiğim zaman sizin vasalınız olacağım dedi. Bu nedenle onu kabul ettik. Bakalım sadakatini kontrol edeceğiz yavaş yavaş. Göreceğiz. Kişi, ey kişi. Ey kadın. Evet, Maraş elimiz güzel. Ordumuzu terhis ettik. Niye eksi 4 aylık ya? Fidye ver. Verelim. Var mı başka tutsak bizde? Tutsak yok. Saray hekimine ihtiyacım var. Saray hekimi olsun. Antikacı zayıf. O da prensim olsun. Zayıf, yapacak bir şey yok yani. Danuta kervan başım olsun. Bu arada hiç aktiviteye falan çıkmıyorum ha. Ne oluyor oğlum? İlk defa olduğunda üstüne çok durmamıştım. Abi bu şefkatlilik bizi mahvetti ya.
Şefkatlilik bizi mahvetti gerçekten. Hayır kurumuna bağış yap. Yap yap. Tanrı büyüktür. Yaptık hayır kurumuna bağış. Biz hala günahkarız bu arada. Yoksulluk yemininden vazgeçersek eğer aylık gelirimiz -20 olacak. Devam. Ne oluyor burada? Hala çeşitli savaşlar var. Bir de şey yok. Aynı anda da savaş açamıyoruz. Pontuk fethi. Neyse bunların bir savaşı bitsin de. Dunaet kaybetmiş. Güldü. Tamam. Paratorlu. Aa, Roma İmparatorluğu Fransa'yı almış. Aa, Roma Zar Efendisi İmparator Thomas çok güçlü. Fransa alınmış. Avrupa çok karışmış arkadaşlar. Neyse en azından biz Britanya'ya adım attık diye düşünüyorum. Bu bizim açımızdan iyi. Evet. Rehine takası yapabilirmişiz. Dahi erkek torunumu hayatta vermem kardeş. Erdem'in yeğenini verebilirim karşılıklı. Verelim. Yeğene yeğen. Aynen. Verelim. Karşılıklı aramız iyi olsun. Onun da kızı bende olsun. Çünkü V8 ile aramızı iyi tutalım. O da güçlü bir ülke neticede. Alışverişimizi yaptık. Seçimlerde bir sürpriz var mı? Bak demin oldu. Benim adım. 5 oy. Yoksa. Elektörler. Ben bu elektörlerle aramı iyi etmedim. Edeyim. Her hediye etsem. Abla kişinin süt dişi. İyi tamam. Ver, hediye et, al. Ne oldu lan? İlham sahibi kişi desteklenebilir. Devam. Bakalım neymiş? Bir taht yapmak istiyorum. Ama bizim tahtımız zaten güzel değil mi ya? Tahtım kötü mü? Taht yapsın o zaman ya. Tamam, taht yapsın. Taht yapsın ya. Rehinem Wulfrid Wessex topraklarından sonunda varmış. Küçük kral Offbad'lı kişinin kızı İrlanda içindeki yeni hayatına şüphesiz kaygı duyacaktır. Seni buraya yolladılarsa bir bildikleri vardır. Burada sana iyi bakılacak. Evet hoş geldin çocuğum. Çocuğu öldür. Vasi başkası olsun. Aynen. Güzel eğitelim çocuğu. Aile üyeleri evlenebilir. Evet bizim oğlanlara falan bir ailenin son durumuna bakayım ben. Oğlanlar bekar var mı? Tam 18 yaşına geldi evlensin. Böyle sağlam hırsi özelliği olan bir dahi el evlen. Oğlum dahi çocuk torun çocuklara sahip olsun. Diplomat olduk. Evet güzel. Ve savaştan ilaç odağına geçelim. Çünkü 47 yaşına geldik. Bir de sağlam vücut olursak çok iyi olur gibime geliyor. Bakacağız. Şu an diplomatız biz. Anlamda iyi. Diplomat özelliğini. Diğer plan gücü. Bağımsız hükümdar görüşü. Artı 3. Sinayet ustalıkla güzel ilişkiler kurabilir. En önemli hükümdarlar arasında. Ara buluculuk yaparken göz kamaştırıcı. Vesaire vesaire. Saray mensubu Melfabel düşünceli bir görüntüyle bana yaklaşıyor. Sizin için özel birisi var mı efendim? Daha prestij, bana prestij lazım ya. Hanıma yazma yani.
Sen arasın. Uzaktaki destanlar. Karolenge okumuştuk. Köylülükten Basiliusluğa, Roma mirası. Allah hanesinin attığı bad. Allah hanesi. Oldu lan. Ölmüş ne zaman? 890 ne? Şef yolunu öyle demek. Bir de destan yazdıralım ya. Oldu. Buz. Ayakta. Vallahi arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Bu arada konsey üyem ölmüş. Şunu söylemeliyim ki güzel bir bölüm oldu. Toprak da katmış oldu. Daha fazla uzatmayayım bu bölümü. Bu şey beni birazcık hayal kırıklığına uğratıyor. Bu salgın muhabbetinin kötülüğü yani. Bence salgın şu an şeyleri mahvetmiyor yani. Bu ileriki senelerde oyunun ileriki senelerinde daha ağır olur mu bilmiyorum doğrusu. Ama şu an için benim oyunda beklediğim ürkünçlüğü vermiyor diye düşünüyorum. Evet, bakacağız. Evet sayın arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. 4. bölümde tamamladık. Hoş oldu diye düşünüyorum. Birisi nasip kısmet diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sayın. Gidelim.